Merhabalar. Benim gibi muma düşkün insanlar olduğunu biliyorum dışarıda bir yerlerde. O yüzden bugün sizlerle mum koleksiyonumu paylaşmak istedim. Bu koleksiyon yılda iki kez değişiyor çünkü burada yılda iki kez çok büyük indirimler oluyor. Biri yarı yıl indirimi denen indirimler, diğeri de yılbaşı indirimleri oluyor. Normalde 22,5 dolar olan büyük mumlar mesela 4 dolara kadar iniyor. Şu küçükler 2 dolara kadar iniyor. Ve normalde 13 dolarlar. Dolayısıyla ben de bu zamanlarda bulduklarımı alıyorum. Yani çünkü her gün, hemen hemen her gün evde mutlaka mum yanıyor. O yüzden çabuk tüketiyorum. Ve sonuçta indirimde olunca da hani çok aşırı suçluluk hissetmiyorum. Alıyorum. Çünkü beni mutlu eden şeylerden biri, yani mutlu oluyorum, niye almayayım ki diye öyle bir mantık yürüttüm kendimce. Şimdi başlarsak öncelikle şu an yanan mum, biraz sıcak, kendimi öldürmeden size göstereyim. Bu Vanilla Bean Noel, sevgili Bilgenciğim'in kanalında, Bilgen Tolis, tabii ki hepiniz tanıyorsunuz zaten. Onun kanalında çokça duydum. Bunca zaman neden hiç ilgimi çekmemiş bilmiyorum. Hep vanilya kokusunu aldığım zaman çok çok hoşuma gittiğini söyleyemem. Ama gerçekten kapakta verdiği kokunun dışında çok farklı bir pasta kokusu veriyor. Çok güzel, çok böyle sıcacık. Denemek için bu boyunu aldım indirimde. Bilgen'e buradan çok teşekkür ediyorum. Keşke aynı şehirde olabilsek, keşke en yakın arkadaşım olsan Bilgen diye buradan sevgilerimi gönderiyorum. Elimde birçok kış kokusu birikti çünkü yazın olan indirimde genelde kış kokularını ellerinden çıkarıyorlar. İlki bu Vanilla Snowflake. Bu da yine Vanilla Bean Noel gibi vanilyalı bir koku. Yine bir pasta kokusu ama Vanilla Bean Noel'e kıyasla biraz daha yapay bir pasta kokusu. Bakalım yanınca nasıl bir koku verecek. Ve dediğim gibi 12,5 dolardan 2 dolara düşmüştü. Yani aldım o yüzden. Yine demek küçüklerden gidersek Winter kokusu. Bu da 2013 koleksiyonundan. Bunun içinde de çam ve mandalina kokusu olduğunu söylüyor. Ama kokladığım zaman evet, aslında biraz alabiliyorum, doğru. Ne demek istediklerini anlıyorum artık, onların dillerinden konuşmaya başladım. Bu da bakalım, yani henüz yakmadım bunları, ilk kez deniyorum. O yüzden çok bir fikir sahibi değilim. Bir de genelde çok aşırı aşık değilsem bir aldığım mumu bir daha almamaya çalışıyorum ki birçok kokuyu deneyebileyim diye. O yüzden bunların çoğu ilk kez aldığım kokular. Çünkü eskiden aldıklarımın hepsini yaktım. Böyle açıklayayım. Bu Farmstand Apple, yani elma kokusu bekliyoruz. Evet, çok taze, çok güzel, tatlı bir elma kokusu geliyor. Ve içinde de zaten elmalar varmış. Macintosh elmalar varmış. Yani Macintosh Apple elmalar, tabii Mac, şu kullandığımız bilgisayarlara adını veren elma çeşidi. Ve içinde armut da varmış. Zaten evet, o tatlı koku armut anımsatmıştı. Yine küçüklerden Spice Red, baharatlı bir koku, adından o şekilde anlaşılıyor. İçinde yine elma varmış, vanilya varmış ve tarçın varmış. Tarçınlı kokular genelde çok ağır oluyor ve benim başımı ağrıtıyor. O yüzden birkaç saatten fazla yakamıyorum ama bu elma bunu biraz dengelemiş gibi görünüyor. Umarım beğenirim. Bir de tabii şu büyük üçlü mumlara kıyasla bu tekler çok fazla koku yaymıyor eve. O yüzden hani kokulardan çok hoşlanmıyorsanız bu küçüklerden alabilirsiniz diye düşünüyorum. Burada Snow Day, kar günü. Evet, yine klasik, böyle çok temiz. Hani kar yağdığı zaman içimize çekeriz, böyle ciğerlerimiz yanar ya o temizlikten. İşte öyle bir koku. İçinde azıcık bir vanilya varmış, bir de nane varmış, tatlı nane. Evet, o işte çok temiz yapıyor kokuları, öyle düşünüyorum. Bu küçükler bu şekilde. Şimdi tekli küçüklere geçersem, Bonfire Maplewood, bu
bu zengin bir koku, ağır bir koku ama çok şık bir koku. Ve bunun nedeni de içinde incir olması, öyle tahmin ediyorum. İçinde incir var ve vanilya var. Vanilyayı her şeye koymuşlar, şu an onu anlıyoruz. Ama incir kokusu bunu çok güzel yapıyor. Bunu geçen kış almıştım, hala fırsat gelmedi yakmaya. Bir an önce artık hani yakıp kurtulmak istiyorum ki yeni kokulara yelken açayım, öyle diyorum. Evergreen, bu da yine resimden de anlaşılacağı, fotoğraftan da anlaşılabileceği üzere bir kış kokusu. Evet, çam gibi kokuyor. Balsam, yine Türkçesi de balsam herhalde, bilmiyorum. Ama çam kokusu var, bir de dark wood, yani odun kokusu var. Cidden odun kokusunu alabiliyorum bununla. Bunu da ilk kez aldım, henüz yakmadım. Black pepper, bergamot. Bu biraz ağır kokuyor gerçekten. İçinde tabii black pepper, yani karabiber var. Bergamotun Türkçesine bakmadım videoyu hazırlamadan. Çok özür diliyorum bunun için. Bergamotun Türkçesi, daha önce bakmıştım ama aklımda kalmamış. Bilen arkadaşlar zaten söylerler eminim. Ben de bakarım video bittikten sonra. Ama ağır bir koku dediğim gibi. Yani kışın... ya şöyle bir şey var. Ağır kokuları kışın yakmak da çok akıllıca olmuyor. Çünkü pencereyi çokça açamıyoruz. Bu sefer hani çok ağır bir koku kalıyor evin içinde. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Bilmiyorum. Fresh balsam... Bu da yine yani diğer kış kokuları gibi çok taze, temiz bir koku. Yine kar, sanki kar yağmış hissi veriyor. Aynen, içinde yine eukalyptus varmış ve musk varmış. Ama temiz, güzel bir koku. Bunu daha önce sanırım büyük boyunu yakmıştım. O yüzden bunu biliyorum yani. Bunu sevdiğimi biliyorum. Holiday var. Buradaki işte Amerikalıların Noel dedikleri olay, onun adına yazılmış. İçinde karanfil var. Bunu diğer kış kokularından ayıran şey içinde karanfil olması. Genelde ya tarçın koyuyorlar ya vanilya koyuyorlar kış kokularına, ya da dediğimiz gibi işte odun kokusu, çam kokusu koyuyorlar. Bu biraz daha farklı. Ama çok seveceğimi düşünmüyorum. Gerçekten biraz böyle... yani biraz yoğun, çok hoş, böyle iştah açıcı bir koku gibi durmuyor şimdilik. Yine hiç bir fikrim olmadan aldım. Sandalwood citrus. Yani limon, portakal gibi şeylere citrus deniyor burada. Narenciye yani. Onu evet, zaten hem resmin fotoğrafında koymuşlar hani. Çok kendi kendine açıklamış. Ama içinde biraz musk varmış, o yüzden biraz da nane var. O yüzden biraz sanırım çok az da olsa bir ağırlık var üzerinde. Ama güzel yani, hani çok öyle sırf ucuz diye almadım. Gerçekten hani kokladığım zaman fena değildi, o yüzden denemek istedim. Yerim kalmamaya başladı. Kaşmir. Bu kaşmiri geçen yılki indirimden aldım. Neredeyse bir yılı geçti alalı ama hala fırsat gelmedi. Bazen çok mum almanın problemi de, yani yarattığı bir problem bu oluyor. İşte yaz geliyor, kış mumları hala bitmemiş oluyor elinizde. O yüzden aslında çok depolamamak lazım ama işte indirim görünce insan dayanamıyor. İnsan dediğim ben. Dayanamıyorum ben. Burada yine vanilya. Ve işte diyor yani karın ilk düştüğü günleri hatırlatacak böyle bir koku yaratmaya çalışmışlar. Bir de tatlı amber kokusu. Amber kokusu. Bilmiyorum, ağır ya ağır. Yani ağır. Bilmiyorum, inşallah hadi yakalım da bitsin şeklindeyim biraz. Bu geçen yıldan beri elimde kaldı. Villa Bergamot. Bu da çok dehşet güzel bir indirimdeydi. O yüzden ikişer tane aldım. Çünkü herkes bundan bahsediyordu YouTube'da. Ben de tabii ki o hemen kapıldım. Bu güzel temiz bir koku ama hafif bir erkek parfümünü andıran bir koku. O yüzden işte erkek parfüm kokularından çok etkilenmiyorsanız çok da gerek yok. Ama
Bu Villa Bergamot ve Bellini Cafe bu yılki İtalyan serilerinin görebiliyor musunuz? İtalyan serilerinin ürünleriydi. O yüzden ben de İtalya'ya özellikle düşkün olan biri olduğum için böyle hiç gidip görmememe rağmen çok kendimi oraya ait hissediyorum nedense. O yüzden dayanamadım, aldım. Bellini Cafe, bunun içinde bir ekşi bir tat var. Bundan da iki tane almıştım. Birini yaktım. Ama hani bitse de gitsek şeklinde düşünmedim değil yakarken. Bir ekşilik var. O sanırım, evet, o ekşilik tahmin ettiğim üzere biraz şeyden geliyor. Şarap kokusunu hatırlatmıştı bana. Çok, yani şarap içen biri de değilim. Bilmiyorum pek kokusunu ama hani duyduğum, tanıdığım bir şarap kokusunu hatırlatmıştı ve içinde üzüm varmış. O yüzden üzüm varmış, elma varmış. Mayalamışlar, koymuşlar. O yüzden şarap gibi kokuyor. Ramazan Ramazan arkadaşım. Ondan sonra Mahogany Teakwood, bu yıl çok konuşuldu. Çok tartışıldı, çok sevildi. Amerika'da iki tane mağaza var. Birisi Abercrombie & Fitch, diğerisi de Hollister. Bu mağazalara girdiğiniz zaman muhteşem bir parfüm kokusu sizi karşılıyor. İşte bu o Abercrombie & Fitch'in parfüm kokusu. Yani oraya girdiğim zaman bunu, gerçekten bu kokuyu alıyorum. İçinde lavanta varmış. Ne olduğunu bilmediğim bir şey varmış. Evet. Kütüphaneyi hatırlatmak için yapmışlar. Kütüphaneye bir kaçış. Kütüphaneleri çok severim. Böyle kokan bir kütüphane hiç görmedim. Ama görmek isterdim kesinlikle. Bunları tekrar şöyle yandan yandan. Aa, dizeyim ki yerim biraz azaldı açıkçası. Cinnamon Frosting. Bunu sırf indirimde diye aldım. Ama yaktığım zaman öyle güzel, öyle tatlı bir pasta kokusu yaydı ki eve. Gerçekten aslında ne tarçından hoşlanırım, ne bu resimdeki burada satılan bir tatlı var, ne ondan hoşlanırım. Ama bu koku haline dönüştürülmesi çok başarılı olmuş. Çok güzel, tatlı tatlı kokuyor. İçinde whipped buttercream, yani krem şanti diyelim. Krem şanti varmış, vanilya çekirdekleri varmış, tarçın varmış ve tarçın ve karanfil varmış. Tarçın ve karanfil beni normalde itiyor. Eskiden çok severdim. Bir tarçınlı bir ilaç kullanmak zorunda kaldım. O ilaçtan nefret ettiğim için tarçından da nefret ettim. Böyle de acıklı bir hayat hikayem var. Ama bu çok, bu fikrimi değiştirdi ya. Bu muhteşem bir şey. Muhteşem bir filmmiş. Espresso Bar. Bu da çok konuşuldu. Ben de kandım. Kandım ve aldım. Çünkü çok güzel bir kahve kokusu vardı kapakta aldığım zaman. Bu arada bunu da yeni öğrendim. Bilmeyenler için söyleyeyim. Mesela Bath & Body Works'e gittik. Mumların kokusuna bakacağız. Böyle mumu burnumuza dayamıyormuşuz. Kapağı açıyoruz. Kapağı burnumuza dayıyoruz. Ben hala alışkanlıktan bazen koca koca bunları kaldırıp kas yapmaya çalışıyorum orada. Ama değil, bu şekildeymiş. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Engin bilgilerim dahilinde. Ondan sonra şundan da bahsettik. Bunu da koyalım. Twisted Peppermint. Bu burada satılan naneli, böyle tatlı naneli bir şeker var. Çocuklara dayıyorlar her Noel'de. Çok güzel, fresh, böyle yani taze, naneli ve tatlı bir koku. Evet, yani tamamen bu. Ama yaktığım zaman beni biraz şey yaptı, böyle çok bunalttı. Of, bitsin artık dedim. Neden bilmiyorum, bu kadar güzel kokan bir şey o beni neden bunalttı bilmiyorum. Belki şeydi, elimde çok daha güzel mumlar olduğunu düşünüyordum. Bir an önce hani bitsin diye mi yaklaştım olaya bilmiyorum ama bu çok hoşuma gitmemişti. Bir de iki tane almışım. Hangi akla hizmet bilmiyorum ama işte bunu da yakacağız artık. Creamy Pumpkin, kremalı kabak. Bu da şey, hep Cadılar Bayramı'nda çıkan kokulardan biri. Zaten kabaklı ne çıkarsa Cadılar Bayramı oluyor genelde burada. İçinde tatlı karamel varmış, kabak varmış ve krema varmış gerçekten. Evet, yani bunlar kokuyor.
Ama bilmiyorum yaz olduğundan mıdır? Yani nedenini bilmiyorum ama biraz ağır. Bakalım nasıl olacak yani bilmiyorum. Daha henüz yapmadım bunu. London Calling. Bu da çok konuşuldu, çok bahsedildi. Kapakları muhteşemdi. O yüzden şöyle almak istedim. Çay, bildiğimiz çay içiyormuşuz gibi çay ve limon üzerinde de yazmış zaten. Çay ve limon kokuyor. Bunu yakmak için sabırsızlanıyorum aslında. Bunu belki de yakmalıyım artık. Şöyle konuştuklarımızı atalım. Atıverelim gari. Bunu da buraya koyalım şimdilik. Rainforest Sugarcane. Yağmur ormanı kokusu diyor ama evet yani güzel ya. Hoş böyle doğanın içinden çıkmış gelmiş. Hawaii. Hawaii ormanlarının kokusunu yaratmaya çalışmışlar. İşte yeşil limon demişler. Sugarcane'in de ne deniyor? Gerçekten bilemiyorum. Özür diliyorum bu konuda. Bir de vanilla orkid demişler. Güzel hafif bir koku ya. Öyle sizi bayacağını düşünmüyorum. Kendimi de bayacağımı düşünmüyorum bu kokuyla. O yüzden hoş. Bunu da hiç beğenmeden aldım. Çok tatlı olacağını düşündüm. Çok bayacağını düşündüm. Migrene yol açacağını düşündüm ama yaktığım zaman burada çok tereyağlı. Kapakta çok tereyağlı kokuyor. Böyle ağır kokuyor ama yaktığım zaman çok güzeldi. Böyle tatlı tatlı. Yani annemizin kekleri gibi falan. Böyle çok güzel koktu. Zaten Red Velvet Cupcake burada çok sevilen bir şey. Yani rengi de bu renk bir şey. Bir tatlı çeşidi. Denemediyseniz ben de çok aşırı denemedim ama birkaç kez deneme şansım oldu. Güzel, gerçekten güzel. Party Dress bu yıl çok konuşuldu. Bu kapağı bu değil aslında. Ben onun güzel cici kapağını bunlardan birkaç tanesini temizlemiştim. İçlerine pamuk yerleştirmiştim işte filan. Onların üzerine yerleştirdim. Çünkü banyoda duruyor onlar ve güzel görünmelerini istedim. Böyle çizilmiş Bath & Body Works yazan kirli bir kapakla dursunlar istemedim. O yüzden kapaklarımız farklı ama kendisi güzel. Şık şık bir koku. Gerçekten şık böyle. İçinde ne varmış? Orkid varmış. Jasmine varmış. Yasemin herhalde Jasmine. Ondan sonra bu şekilde. Çok güzel, çok güzel. Black Tie. Bu da bana Justin Timberlake'in şarkılarını hatırlatan. Sweet and Tie şarkısını hatırlatıyor. Çok güzel ya. Çok şık bir koku. Gerçekten sanki böyle çok zengin, yani zengin derken ağır bir koku değil de zengin birinin kokusu gibi. Çok güzel bir koku. Çok böyle şık. Oy, çok güzelmiş. İçindekileri Türkçe'ye ben çeviremeyeceğim. Gerçekten Türkçelerini bilemiyorum. Bu konuda çok özür diliyorum İstanbul. Bunlar da bu şekilde. Sonra en sevdiğim koku olan onları bu güzel baykuşlu mumluğun içinde saklıyorum. Çünkü yakmaktan korkuyorum. Yakmamı yakıp bitirmek istemiyorum. En favori mumum Marshmallow Fireside. Ya bu ne güzel bir şeydir ya. Bunu yaratana teşekkür ediyorum. Çok güzel çok güzel kokuyor ya. Marshmallow kokusu. Vanilya varmış içinde yine. Biraz da tahta da varmış. Odun gibi. Odun varmış içinde. Çok güzel kokuyor. Bunu tarif edemem. Bu muhteşem bir koku. Bu gerçekten çok iştah açıcı, tatlı. Böyle ateşte tam gerçekten bu insanlar kampa gittikleri zaman Amerika'da böyle ateşte marshmallow közlüyorlar ve bu da tamamen o koku ve o kokudan zaten Marshmallow Fireside'dan bir sürü almıştım. Elimde bu ikisi kaldı sadece. Bunu da saklıyorum. Kendimden saklıyorum güvenli bu şekilde. Şu köşede tam görebiliyor musunuz kamerayı biraz? Düzeltelim. Baykuşlu iki tane mumum var. Tabii ki onlar yakmak için değil. Sadece baykuşlardan hoşlanıyordum bir dönem. Bütün dünya gibi. Onları da stoklamıştım. Şurada da bir Yankee Candle var ama onu da indirimden almıştım. İki tane almıştım. Birini yaktım. Çok da hoşuma gitmedi kalitesi açıkçası. Diğerini ambalajından bile çıkarmak istemedim. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Çok da... Ya bilmiyorum ya. Hiçbir mumum kalmazsa artık yakarım.
Benim şimdiki mumlarım bu şekilde arkadaşlar. Umarım, bilmiyorum ya, eğlenmişsinizdir. Ben seviyorum böyle mumla ilgili, Better Body Works ile ilgili videolar izlemeyi. O yüzden elime de güzel bir kameram geçince, doğum günü hediyesi kamera almış bana eşim, öyle söyleyeyim. Ve ben de öyle heyecanlandım. Kendimi çok kamera karşısına koyabilecek biri değilim yani. Çok hoşlanmıyorum öyle şeylerden. O yüzden kendimi koymayabilirim ama dediğim güzel ellerimi, parmaklarımı koyarım. Ondan sonra mumlarımı koyarım dedim. Öyle düşündüm. Bilmiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir, eğlenmişsinizdir. Birçoğunuzun oruçlu olduğunu tahmin edebiliyorum. Belki vakit geçmesi için güzel bir yol olmuştur sizin için. Unutmadan şeyi de göstereyim. Mumları yakmak için Yankee Candle'larda böyle bir aparat satılıyor. Ben de ilk önceleri çok kibritle savaştım ama bu çok güzel. Çünkü mum bittiği zaman mesela, hadi kendime iş ve işçi gibi, bu konuda şaka yapılmaz ama şöyle yapalım kendimizi öldürmeden. Mesela mumunuz bitti değil mi? Bu mumu yakmaya çalışacağız. Buraya ne kibrit sokarız? Yani kibrit de yetişmez. O yüzden bunu böyle yakıyoruz. Ondan sonracığıma böyle buradan yakıyoruz. Çok kolay oluyor. Gerçekten hayatı çok kolaylaştırdı benim için. O yüzden bayağı bir fiyatlı olmasına rağmen de hani aldığım için çok da pişman değilim. Güzel, hoş. Ya böyle neyse, artık havadan kuştan bahsetmeye başlamadan ben videoyu sonlandırıyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Tabii bu saatte hala izliyorsanız, 22 dakika olmuş. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.